Çocuk var İlber dede, İlber dede. Gel hadi içeride. İlber dede, İlber dede. Burada. Nerede de onlar? Her tarafta ya. Tamam. Tamam. Hocam, iki adım. Çek bakayım ne çekeceksin. Memleket oldu. Bu memleket öyle bazılarının tekrarladığı gibi son 20 senenin yok falanca partinin filanca ideolojinin eseri değil. Bu Türk milletinin, Türk tarihinin kendine ait bir yoludur. O yolu izlemiş ve buraya gelmiştir. Bunu bilin. Bunun temel müesseseleri vardır. O temel müesseselere saygı duymayı öğrenmek zorundasınız. Birincisi ordudur. Türkler biz bildiğimiz çağdan beri devletler kurdular. Bu devletlerin bir sürüsü Türklerin olmayan memleketlerde kuruldu. İran'da, Afganistan'da, Orta Asya bir zaman İranlılarındı. Buraya geldiler. Burada değişti durum. Aşiretler ve kalabalıklar buralara geldiler ve dağlara bile yerleştiler. Dağlara Yunan-Roma devrinde kimse oturmaz. Bizim Türkler, aşiretler oturdular. Tek istisna Antalya civarında biraz dağlık şehirler vardı. Oralarda bile bizimkiler daha çok yerleşti. Ve onun için bu memleketin adını Türk koydular. Biz koymadık. Yani biz buraya Türkiye falan demedik. Türkiye diye ismi onlar taktılar. Çünkü dağ taş Türkçe dolu, Türkçe ile anlaşıyorlar. O bakımdan böyle oldu. Burası askeri bir devlet. Orduda her zaman Türkçe konuşuyor. Başka yerde Türkçe bu kadar iyi yaşamadı. Orduda yaşadı. Onun için bu çok önemli bir müessesedir ve Türkler için devlet önemlidir. Devlet uhrevi bir müessesedir. Uhrevi bir müessesedir. Ne olduğunu izah etmek çok zordur. Devlet Türklerin hayatında çok önemli bir unsurdur. Bizi bir araya getiren ve tutan. Devlet hükümetlerin ve bugünkü partilerin üstünde bir kavram. Devletin uhrevi bir tarafı vardır. Bunu Cevdet Paşa merhum söyler. Yani Türkiye'de devletin, devlet teşkilatının kuruluşu bir kelam eseridir der, bağlar. Hiçbir zaman devlet üzerindeki oluşum teorileri bundan daha iyi değildir. Yani iki kere iki dört gibi şeyler değildir. Bir fizik, kimyanın izahı gibi değildir.
Onun için bu kelimenin manası da belli değildir. Onu da söyleyeyim size. Yani Arapça ama ne anlama geliyor etimolojik olarak belli değil. Ve bütün Doğu dünyasında devlet olan tek devlet de burasıdır. Bak güneyimizde insanların orduları yok. Çok önemli bir şey. Kendilerini savunamıyorlar. Çeteyle, efendime söyleyeyim, gerilla harbiyle çok şey yapamazsın. Bunu da yapamıyorlar. Suriye'nin halini görüyorsunuz. Dün kurulan ordularla harp yaparsan gaddar olursun. Ordunun da kendine göre bir nizamı vardır. Bir ordu eğer ananesi kuvvetli bir orduysa bir memleketin içine girip istila ettiği vakit efendi girer. Kime ne yapacağını bilir, ona göre hareket eder ve orada adalet gelir orduyla. Dünyadaki büyük devletlerin küçük devletlerden farkı budur. Mesela Yunanistan ordusu küçük Asya'ya girerse rezalet çıkarır. Ama İngiliz girerse o kadar olmaz, tahammül edilir. Fakat büyüklerin içinde de Alman ordusu girerse orada felaket olur. Çünkü Almanlar devlet ananeleri zayıf bir memlekettir. Teşkilat başka bir şey. Hatta iyi bürokrasi kurmak da başka bir şey. Devlet ve millet ananesi zayıf bir topluluktur. Onun için gaddar olurlar. Yani devlet haysiyetleri zayıf olur. Onun için büyük diplomatları da çıkmaz. Türklerin diplomatı çıkar her zaman. Hiç şaşılacak şey çıkar. Türkiye Cumhuriyeti kaliteli bir cumhuriyet olarak çıkmıştır. Yoksa dünyada cumhuriyet olmakla adam olmuyor. Onu size söyleyeyim. Dünya cumhuriyet dolu, bir sürü muz cumhuriyeti var. Yani cumhuriyetlerin içinde üst sınıfa giren insanlar var, toplumlar var. Altına düşenler var. Bu çok önemli bir şeydir. Bu milletler de düşer medeniyetleri olmasına rağmen. Mesela harpten evvel Mısır bir devletti, bir kalitesi vardı. Cumhuriyet olduktan sonra nüfus artışıydı, şuydu, buydu. Savaş durumu düştü aşağı çünkü kaldıramıyor. Arjantin zenginleşen bir devletti, bugün hiç de öyle bir devlet değil, üçüncü dünya özellikleri gösteriyor. Türkiye bunların içinde üstte kalanlardan, bu çok önemli. Böyle devletler var. Mesela İkinci Cihan Harbi'nden sonra fakir olduğu halde üstte kalmayı bilen var, Kore Cumhuriyeti gibi. Üstte kalmayı bilen hükümetler var, Hindistan gibi. Mesela bunların yapıları değişik çünkü bu çok fevkalade önemli bir unsur.